Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Hocam mı? Hayır, selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim sen nasılsın? Ya böyle bir beyaz şort giyeyim dedim ya. Sür lan şunu. Hayır oğlum, tamam sürdük yeter ya. Allah Allah. Abi sen sür, ben de. Yeter aga, hayır yeter be ya. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere Ege Kurusu'nun camlarına cam film yaptırmaya gidiyoruz. Zaten yakın bir zamanda aracın alım videosunu paylaştım. İzlemeyenler onu üst taraftan izleyebilirler. Cam film sizde artık böyle hani güneş ışınları olsun, arabanın içine sıcaklık alıyor. Kesinlikle yaptırmamız gereken bir şeydi. Bu aracın ikinci günü ve ikinci gün cam film yaptırmaya gidiyoruz, evet. Serdar. Aynen, yani şart çünkü cam filmsiz olmuyor ya. Cam filmi arabayı hem gösteriyor hem de... Oğlum nasıl bir ses lan? Arkadaşlar duydunuz mu? Güneş ışınlarını kesiyor. Bence gerekli yani bu tür araçlara. Ve biz de Allah'ın izniyle yaptırmaya gidiyoruz. Bakalım, fiyat araştırması yaptın, 800 mü dedi? Ya dün fiyat araştırması yaptık. Şimdi Lumar en iyisi diyorlar. Sorduk birkaç tane böyle kaplamacıya. Lumar en iyisi değil diyor. 3M var diyor, en iyisi diyor. Bir tanesi Amerikan markası gösterdi. Aslında en iyisi bu diyor. Yani tartışılır ama biz Lumarcıyız. Bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Biz bir 3M de iyi arkadaşlar. 3M de deneyebiliriz. Yani böyle çok pahalıya kaçmaya gerek de duymuyoruz. Bilmiyor, duymuyoruz. Dışarısı karanlık olsun. Güneş ışınlarını biraz kessin. Değil mi? Aynen, bir sağ ayağına da sol ayağına da şey yapmasın yeter. Ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, internet üzerinde zaten takip ettiğiniz youtuberlar var. Arabacı adamlar olsun, otopark.com'lar olsun. Bu insanlar Lumar'ı tercih ettiği için ben de Lumar'ın en iyi olduğunu düşündüm. Aslında Serdar sanayiye gidince 3M'in de kaliteli olduğunu söyleyince, aynen, ben de biraz klimayı açma istersen. Açmayayım. Gerçekten açma aga. Cam aç yani, yani 25 lira aga benzin. Ya, bence hiç açmayalım aga yani. Artık o durumda değiliz yani. Geçen 2 sene önce olsaydık açardık da şimdi gerçekten açılmaz yani. 3M'e bakalım, bir 3M'e gidelim. Mi? Bir de başka yerlere sordun mu? Sormadın değil mi? Bir tane daha da mı sorduk? Ama üçkaççı gibi geldi, bilmiyorum. Tamam, 3M'e gideriz direkt. 3M'e sorarız. En pahalıya da kaçmanın anlamı yok. Zaten cam film normalde şu an piyasası 800-900 bin. O Lumar'lara 2 lira paraysa, 1700-1800 paraysalar. Ha, kaliteli mi? Kalitelidir. Ama gerek yok dediğin gibi. Bu zamanda bu kadar parayı vermenin bir anlamı yok. Biz sanayiye doğru gidelim. Cam filmlerimizin fiyatlarını alalım. Yaptırabilirsek yaptıralım. Bu arada ayna kapaklarını... Ya yaptıracağız. Yaptıracağız. Bugün ne yapabilirsek? Ayna kapakları, tavan çıtaları, kapı kolları ve anahtardan açma kapamayı yapmamız lazım. Anahtardan açma kapayı burada yapamayız. Anahtardan açma kapamayı onu modül bağlıyorlar ya. Biliyormuş. Biliyor muymuş o? Onun yanına uğrayacağız işte. Şu tamam, onun yanına uğrayalım. Şeydeyken anahtarı alıp gideriz belki. Ya şey, canım şey sıkıyor ya. Şimdi bu Ege Kurus'un tavan barları launch'ta ve kapı kolları gri. Bir de 2021'lerde kapı kolları gri geliyor. Attım ya sana dün. Ben baktım. Aynen, ona. Böyle gri de değil. Değişik bir renk ya. Böyle gri ile gunmetal gibi. Metalin ortasında gibi bir şey. Yani bulmak da çok zor. Zor renk. Zor. Bak bunlar siyah olunca böyle hoşuma gitmiyor. Yani ayna kapakları sarı olması, yani gri olması lazım. Kapı kollarının, tavan barlarının da gri olması lazım. Zaten launch'larına girin görürsünüz. Tavan barlarıyla bu kapı çıtaları, aynalar gri. O arabaya bir hoşluk katmış yani. Aynen, onu yapmamız lazım yani bir şekilde. Bugün ama olmasa da elbet bir gün olacak. Ya, boya yapması biraz benim garibim. Ya boya yani. Evet. İşte boya, boya kaplama yapsa... Tavan çıtlarını kaplaması için bu tavanı söküyorlarmış ya. Evet. Buradan çünkü aynen bu da sıkıntılı ya. Evet ya. Belki onu yapmayız yani. Bilmiyorum. Yapmayız. Onu boyatırız belki. Bakacağız bakalım. Ya sıfır arabayı da boyatmak... Ya 188 bin de araç yani, bilmiyorum. 188 kilometre, bin değil, 188. 8 kilometrede aynen. Bin dedim ben. Bin dedim. Arkadaşlar biz sanayiye doğru gidelim. Orada yine kamerayı açacağım ben. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ali abi merhaba. Abi dün seninle konuşmuştuk. Yusuf abi vermişti de numaranı. Hani konuşmuştuk ya cam filmi için. Sanki arka camlar biraz fabrikasyon karartmalı gibi ama bilmiyorum. Yorumları yazın. Ya da aynı mı bakayım? Aynı. Biraz aynı. Şimdi şunlara bir film yaptıracağız bakalım. Böyle bir beyazla siyah arasında bir uyum olsun diye. Böyle bir yere geldik. Şöyle gösterebilirim. Bakalım birazdan yapacakları cam filmi nasıl olacak? Beraberce göreceğiz. Önemli olan geceleri bizim psikolojimizi bozmasın şu aynalar. Bazı dandik yapılan filmler var. Sağa baktığınız zaman böyle psikolojimizi bozuyor benim.
Hava güneşli mesela, sağa bakıyorum kapalı görüyor ya, böyle içim kararıyor yani, öyle olmasını istemiyorum. Onun için bir hem bakacağız hem bir inceleyeceğiz. Ne oldu, ne yaptın? Hallettik aga. Evet arkadaşlar, şu anda tekrardan herkese merhabalar. Aracımızı 2 numara film yaptırmayı karar verdik. 3 numara çok koyu olur dedi. Bakalım 2 numara. Hem beyazı da böyle tam konumda olur diye düşündük. Gayet güzel. Bakalım birazdan iç performansına bakacağız. İçi içinden nasıl olacak dışarısı. Araç şimdi beyaz ya. 2 numara tam uyumlu olacak. Golf'teki, aynen, Golf'teki içten hiç gözükmüyor zaten. Akşamları direkt zindan. Şu anda yapılıyor. Siz olsaydınız arkadaşlar bu aracı 3 mü yaptırdınız, 2 mi yaptırdınız, mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Şöyle abimiz de yapıyor. Komple gel Serdar bir bakalım. Abi görüntü tam güzel oldu ya Serdar. Ha? Abi çok güzel oldu. Arkadaşlar yorumlarınız nasıl? Şu içten bakalım. Şu içten baktığımız zaman ya gayet iyi. Yani çok da büyük bir fark yok ama gayet güzel. 2 numara güzel oldu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım dışarı çıkardığım zaman güneşte nasıl göreceğiz? Olacak, onu da görmüş olacağız. TTB geldi, TTB. TTB. Yapalım bakalım. Sanayi günlük. Sanayi. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne yapayım oğlum? İyi oğlum sen ne yapıyorsun ya? Güzel oldu ha. Koçu ne diyorsun? Bir arabaya cam filmi. 2 mi 3 mü? Farklı. 2 de mi var ya? Farklı değildir. Bak en turş araba olsun. 2 numara cam filmini çek. Araba tertemiz duruyor, aynen öyle. Sanayinin kuralı bu. Evet. Ya TTB yapıyor şu spora be. Evet. Oğlum TTB olmasa da şu an bu bir evet. Yer var aga. Arkadaşlar cam filmleri bitti. Şöyle arka camı göstereyim ya. Abi çok güzel görüntü oldu yani. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. İki gerçekten çok ideal, hem de dıştan baktığınız zaman bayağı bir kaliteli. Şöyle arkalar falan daha güzel oldu ya. Şöyle içten baktığınız zaman da çok büyük bir fark yok ama gayet güzel. Arabanın içini göstereyim şöyle. Yok, aynaları falan hiçbir şekilde çok büyük bir derecede engellemiyor ve şu an arabanın içi cam filminden dolayı böyle biraz kapalı ve serin. Gayet güzel. Lütfen yorumlarınızı bahsedin arkadaşlar. Bakalım güneşte nasıl olacak? Arkadaşlar şu anda aracımız çıkıyor. Gayet güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi ekrana ve ibreye PPF kaplama yaptığımı düşünüyoruz, yani bu şeffaf kaplama. Bakalım nasıl olacak? Şöyle dıştan bir bakın. Yorumlarınızı bekliyorum cam filmiyle alakalı. Arkadaşlar sizce şu beyaz, arabanın beyaz rengi ve cam filmi siyah olması nasıl bir... TTB nasıl? Bir gün açmayın, klima açık kalsın. Bir gün açmayalım değil mi Aga? Bir gün aç, yani yarın bu saatlere kadar... Nasıl oldu? Güzel. Güzel oldu değil mi? Arabayı gösterdi. Allah razı olsun. Hadi gidelim oğlum, bin. Benim araba burada oğlum. Serdar, bir gün açmayacağım. Aç. Ben dükkana gideyim. Geliriz. O PPF'çi nerede? PPF'çi. Yürü. Şöyle benim araba şurada ilerliyor. Tamam, takip ediyoruz. Oğlum Serdar çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu. İçeriden bence çok iyi. Aga gayet iyi şu an, ben beğendim. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Gayet bir şey güzel oldu. Neredesin? Koçun araba nerede? Bilmiyorum ki. Dur bakalım, bekleyelim şunu. Şurada şimdi bir silikon kaplatma, şu ibreye yapılıyorsa ona yaptırmaya gideceğiz. Sonra şuraya bir Türk bayrağı, sonra şuraya bir kılıf, sonra... Sonra... O ledler olmuyor galiba. Kapıyı aç, cam açma. Aynen abi. Hadi bak şu izler var ya, bunların izleri, bu izlerin hepsi yarın gidecek. Tamam. Hangisi? Şey, ha izler şunlar. Okey şu. Bu izlerin hepsi yarın, yani bunlar geçtikleri su izleri. Tamam kanka. Sonra gidecek. Yarın açmıyoruz bunu. Sen Fiorino ile mi geldin? Ha. Ha tamam. Takip edelim mi seni kanka? Oğlum şunları boyattırmak mı şart ya? Hacı. Kaplama yapmıyor mu bunlar bunu? Ben gidiyorum. Ben ararım, haber vereceğim. Tamam. Tamam. Şimdi onu takip ediyoruz değil mi biz? Bak Ecevuz'u aldık Ece için. Serdar ama bu kartonu iyi yapmışım buraya ha. Hemen koydum İhsacım. Çat çat sağ abi. Şimdi koydum. Bu tertemiz olacak. Bunun üstüne dökülse bile anladın mı? Daha güzel, tertemiz. Atma onu istersen, bunu bak Ecevuz'un tamam. Önüne koyalım. Onun üstüne onu koyacağım. Aynen. Çok güzel. Ters olabilir mi?
Zor oldu ama. Aynen böyle oldu. Arabanın kaderini değiştiren faktörlerde. Harbi kaderi değişti ya. At onu. Nasıl oldu arkadaşlar? Harbiden tamam aga işte. Şimdi oldu araba. Şimdi güzel oldu aga. Şey dökülse falan. Aynen daha tertemiz oldu şimdi. Daha güzel oldu. Aynen güzel oldu aga. Şimdi biz bunu almasaydık yarın 500 olurdu bu. Artık hayat öyle yaşıyoruz. Ya şu aynaları gri yapmadık. O kötü oldu. Buraya Serdar Türk bayrağını çok beğenmedi. Bir deneriz onu da. Beğenmezsek sökeriz. Evet arkadaşlar, bugün Egea Cross'a cam filmi yaptırdık. Bagaj havuzu aldık. Şu ekran kaplama işleriyle uğraştık, bulamadık. Bulamadık ama yani bulduk aslında da 300 lira. Abi, 300 lira diyorlar. İnternette 70 lira satıyorlar. Ekran almıyoruz ki ya. Harbiden. 10 sipariş verilecek, o gelecek, buraya takılacak. Ekstra olarak bagaj havuzu şey. Dayı ne yapıyorsun dayı? Havuzu paspas gelecek. Şu aynaları gri yapmadık ya, biraz oradan bir şeyim var ya. Onları halledeceğiz. Onları bir halletmemiz lazım. Şu gri kafamda kaldı. Kapı kolları önemli değil. Şu aynalar gri olması lazım. O iş halledeceğiz. Sizce yani siz yazın yoruma. Gri olması gerekiyor mu, olması gerekmiyor mu? Launchlarda var. Bence şart. Her neyse, sadece ısı şuradan geliyor. O çok çok bariz bir şekilde. Şu derece olsa şurayı ölçsek, çok bariz. Çok fark ediyormuş yani. Arkaya baktığınız zaman ne kadar gölge olduğunu görebilirsiniz hem arka camdan falan. Bir de şuraya bakın. Her neyse arkadaşlar, bugün maceralı bir gündü. Egea Cross'a cam filmi yaptırdık. Sanayi günlükleri çektik. Koçuyla muhabbet ettik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz olsaydınız kaç numara cam filmi yaptırdınız? Siz olsaydınız bu aracı neler yaptırdınız? Yorumlarda bekliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.